Medet ya Şah-ı Merdan. Öyle buyuruyor. Dinleyiniz. İnsanoğlu. Her tarafta sıkıntıdadır. Darlıktadır. Yeryüzünde rahat olan yer kalmamıştır. Medet ya sahib-i ferman, Şah-ı Merdan. Lütfunuzdan bize bir şey anlatınız, anlayalım. Sebep aradan. Kullu şeyin lehu sebebe. Değil mi? Buyurunuz. Hoş geldiniz ey yaranımız. Meclisimiz güzel olsun. Ferahlı olsun. Buyur ey Şah-ı Merdan. Size dinleyelim. Diyelim evvela, Allah ismini zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. İki beyit söylemiş mübarek Süleyman Çelebi, Destur ya Rica'l-Allah. İki beyitle ifade etmiş her şey. Allah'ın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Destur derler. Medet. Bugün Allah adını zikreden kalmamış. Maşallah olsun. Bir hulasa sözle. Bugün dünya bir içinden çıkılmaz bir gulgulenin içerisine düştü. İnsanoğlu bugün içinden çıkılmaz bir cidarın içerisinde tepinip duruyor. İnsanoğlu tepinip duruyor. Medet ya Şah-ı Merdan. İnsanoğlu bugün tepinip duruyor. Mağrifden başlıka. Bütün dünya bir içinden çıkılmaz bir kargaşalığın içerisinde kendini kaybetmiş bir halde çapalıyor. Buyur ey Şah-ı Merdan. Sebep nedir? Bir tek sebep. Şeyh Mehmet Efendi. Medet ya sahibeli imdat.
Sebep. Kimliğini kaybetmiş insan. Bütün ceza bundan. Şeyh Mehmet Efendi. Kimliğini kaybetmiş. Ne olduğunu bilemiyor. İşte ceza bu. İnsanların içine düştükleri ızdırap denizleri onlara rahat ve huzur bırakmıyor. Buyurunuz ey yaranımız, başlayalım evvela. Allah adını zikredelim evvela. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü insan ıstırap denizlerinin içerisine dalmış. Mağrip'ten maşrika her millet, her sınıftan insanoğlu bir ıstırap denizine dalmıştır. Bu sariptir. Sıkıntıdadır. Zengini fukarası, okumuşu, okumamışı. İnsanoğlu ıstırap denizinde yüzüyor şimdi. İnsanoğlu bugün ıstırap denizlerinin içerisinde yüzüyor. Hangi millet var ıstırap çekmeye? Buyur ey şahımlardan. Hepsi ıstırap denizinde yüzüyor. Ne için? Kimliğini unutmuş. İşte bütün mesele maşallah. Şah-ı Merdan'ın verdiği ifadeye bak. İnsanoğlu kimliğini unutmuş. İstirap ondandır. İnsanoğlu kendisini bey, paşa, veyahut herhangi bir rütbeyle kendisini tanımak istiyor ki ben şuyum, ben buyum. İnsanoğlunun başındaki bela nedir? Buyur ey Şah-ı Merdan. Kimliğini unutmuş. Kimliğini unutmuş. Bütün ıstırap bundan. Acayip. Yahu sen kimsin? Cevabını vermiyor. Bilemiyor. Cevabını bilse de söylese, o yola sülûk etse, dünyada ıstırap kalmaz. Rahat olur insan. Lakin insan hüviyetini kaybetmiş. Uydurma hüviyetler elinde geziyor. British subject, Russian subject, Chinese subject, Turkish subject,
Rome subject, bunlar inan vermiyor. Tatmin olunmuyor. Amerika, benim kimliğim diyor. En yüksek kimliktir. Peki, en yüksek kimlikse senin halkın mutmain mi? Rahat mı? Söyledin mi milletine, ey Amerikan ahalisi, biz en ileri olan insanlarız. Bizim kimliğimiz en ileridir. Nedir? Kimliğin nedir? American subject, British subject, öyle mi? Bu kimlik sana yaramıyor. Sana yaramıyor. Kavga dövüşün içerisindesin. Demek ki sen kimliğini bulamadın. Amerikan subject olmakla mutmain olmadın. Kavganın içerisindesin. Ne faydası var? Senin hüviyetinin United Kingdom yahut US veyahut American subject olmak mutmain kılıyor mu? Yok. Din-i nasiha, din nasihattır. İnsana kimliğini bildiren. Din olunca, din insana hüviyetini bildirir. Din olmadan bir kimse hüviyetini bilmez. Kargaşanın içerisindedir. Demek bütün mübareklerin ifadesi bu. 21. asrın insanı hüviyetini kaybetmiş. Kimliğini kaybetmiş. Nasıl kaybederim? Senin kimliğin var ama senin kimliğin neye yarar? Bir eşekle kimlik taşır. Eşeğin kimliği kendine ne şeref kazandırır? Yok. Şeref kazandırmaz. Bu o sınıfta duruyor. Şerefli kimlik aramıyor insanlar. Şerefli kimlik. Kimsin? Yerlerin göklerin yaratıcısı Rabbul İzzet'in kuluyum de. Kimliğini bil. Kimliğini kaybetmiş, sersem olmuşlar. Ne aradıklarını bilmezler. Sokaklar insan dolu. Neden sen kimsin? Ben Arjantinalıyım. Ben Amerikanım. Ben Çin'im. Ben Rus'um. Bunlar sana bir şeref kazandırmaz.
Asli kimliğin nedir? Buyur Şah Mardan. Bütün bu fırtınaların, dünyada olan kargaşalıkların sebebi insanların hüviyetlerini, kimliklerini kaybetmeleridir. Kaybetti gitti. Eşeği insan yerine korsa, bu onun hüviyeti mi? Eşek insan olur mu? Eşek insanın yaptığını yapabilir mi? Eşek iddia ediyor. Ben en birinciyim diyor. Faydan ne? Sen dört ayaklısın. Şerefli olan insanoğlu iki ayaklıdır. Kıyamı da elif gibidir. Allah'ın birliğine şehadet eder. Her insanın kıyamı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dört ayaklı hayvanat. Onların şahitlikleri kendilerine göre. İnsanın şahitliği. İnsan yapılışı, hırkatı itibarıyla şahitliği var. Vahdaniyeti ilahiyeye şahitlik eder. Birdir, tektir, Rabbul İzzettir. Ya. Şahitliğimizi unutmuşuz. Şahitliğimizi unutmuşuz. Kime şahit oluyoruz böyle ayakta? Israfımız nereden? İnsanoğlunun çektiği sıkıntılar ki onlara Cenab-ı Allah o yükü yüklememiştir. Onlardan istediği bir zat-ı uluhiyetine şehadet etmektir. La ilahe illallah diyor ayakta durur. İnsan kimliğini unuttu. Nerede kimliğin? Kimliğin yok. Kimliksiz olan hayvandır. İki ayak üzerinde böyle. Elife delalet ediyor. İnsanın varlığı. Azamet-i İlahiye'ye bak. İki ayak üzerinde yürütüyor. Sair mahlukat dört ayak üzerinde gidiyor. Dört ayaklıdır. İnsanın şerefine bak. Ki kıyamdadır. Kıyamda duran Allah'ın saltanatına ikrar veren, kendi kulluğunu da takdim eden müstesna bir varlıktır insan. Subhansın ya Rab. İki ayak üstünde koşturuyor. Başka mahluklar dört ayağın üstünde koşar. Sen iki ayağın üzerinde koşarsın. Sen kimliğini tanımadın. Dört ayaklı gelip de sultan huzurunda şahitlik yapacak değildir. Kimliğimiz nedir?
Allah-u Zülcelal'in varlığına ve birliğine, kudret-i azametine, Habibinin şerefi risaletin müntahasında bulunduğuna şahitlik etmektir. Kimlik sana böyle verilir. Buna şehadet edemeyen adamın kıymeti yok. Şahit kabul ediyor Cenab-ı Allah. Şehadet ediniz diyor. Bir mesele hakkında. Bir erkeğin şahitliğini kabul ediyor. İki kadının şehadetini de bir erkek yerine sayıyor. Yani herkes kimliğini tanır. Erkeğe verilen kimlik başka. Kadına verilen kimlik başka. Sonra ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Er-ricalu kavvamuna ale'n-nisa. Değil mi ayet-i kerime? Erkek kimliğini kaybetmiş. Kadın gibi olmuş. Kadın kimliğini kaybetmiş. Erkek gibi olmuş. Dünya darmadağın oldu. Sebep ne? Sebep kimliklerini kaybetmelerindendir. Kullu müyesserun lima huliga leh. Her şey ne maksat için yaratıldıysa kolay gelir. Erkeğin işini kadın yapamaz. Kadının hüviyeti başkadır. Kadının işini erkek göremez. İmkanı yoktur. Herkesin hüviyeti vardır. Kimliği vardır. Kimliğini tanımadın. Kimliğini tanımayan eşek desen ne diyecek? Ne yapalım diyecek? Eşek. Yok eşek değilsin. Senin kimliğin başkadır. Kadın ben erkeğim dese kabul mudur? Yok. Ricalu kavvamun halenisa. Dünyanın tertip ve tedbiri ricale daha sağlam yapılı olan erkeğe verilmiş. Bugün kadınlar hükmediyor. Erkek kendi hüviyetini, kimliğini kaybetmiş. Başlarına kadın koyuyor. Kadın erkeğin işini yapamaz. Kadının kendi kimliğini tanıyacaktır. Ve karne fi biyutikun. Kadınlar, evlerinizde durunuz. Sizin hüviyetiniz, sizin yaratılışınız erkeğe benzemez. Erkek dışarıya aittir. Evin tanzimi, tertibi kadınlara aittir. Siz karmakarış ettiniz. Hüviyetinizi kaybettiniz. Hüviyeti yok milletin şimdi. Kadınlar erkek diyor, erkekler kadın diyor. Neye gönderdiğim? Ahir zaman ne bilsin. Şaşkın insanları doğru yola getirip altı kullu diye hakkın hakka. Hak sahibinin hakkını ver.
Kadına yükleme, la yükenip bulmamın hepsini illa o saha. Kadını ne için erkek içinde isteği var edersin? Yanlıştır. Kimlikleri bozulmuştur. Kadını erkek içinde kullanamazsın. Erkeği kadın içinde de kurtarır. Kullanamazsın. Kullandın mı, ortalık fesada düşer. Onun için kadınlara bir hususiyet verilmiş. Kadın zarif olan, zarafeti ve göre yaratılışı cemal sıfatının eseri var onlarda. Şiddete, ağır hizmetlere giremez. Onların hizmeti güzel, kendilerine göredir. Erkeğin işini kadına yüklersen, efendim, eşeğin yükünü kediye yüklemiş gibi olur. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Kadınlara hükmedecek, hizmet verecek, onların şereflerini gözetecek erkektir. Kadını erkek içinde kullanma, ortalık fesada bulanır. اَعْتِ كُلِّ ذَمْرٍ حَقَّ Herkese hakkı ne, müstahakkı neyse onu vereceksin. Kadın erkek içinde kullanılamaz. Yasaktır. Hüviyeti bozulmuştur. Kadının kıymeti kalmaz. Kadın. Hanımlık rütbesi var onlarda. Uşaklık rütbesi değil. Kadın ihtirama yakışan, ihtiram edilmeye yakışan varlıktır. Dünyanın ziyneti, gönüllerin de hoşluğudur. Onlar kibardır. Kibar olaraktan hayatta hizmetleri evlerindedir. Sokaklarda mıncıklanan kadınlar kadın değil. O hale bu insan, kadınları bu hale getiren şeytandır. Edeb yahu, buyur ey şahımlarla. Bütün ceza kimliğini unutmuş. Kadın kimliğini unutmuş, sokaklarda fır dolayın dolaşıyor, değil. Bu nizam değişecektir. Allah'ın fermanı yürüyecektir. Gasper amnon derler. İsterler, isterseler, istemeseler kadın evine döndürülecektir. Dünyanın nizamı öyle olacaktır. Kadınlar sokaklarda mıncıklanacak insan değildir. Şerefi vardır. Kimliğini unutmuş bu zaman insanı. Erkek kendi hüviyetini unutmuş. Kadın zayıftır. Erkeğin şiddesinin altında ezilmiştir. Hayır, ihtiram makamındadır kadınlar. Yani hürmetli makamdadır. Hürmetli makamda olanı sen evinden çıkarıp da sokakta süpürgecilik yaptırırsan onun kıymeti kalır mı? Hulasa-i kelam.
insanlar hüviyetlerini kaybetmiş. Erkek erkekliğini kaybetmiş. Kadın kadınlığını kaybetmiş. Hüviyetleri karmakarış olmuş. Bir fırtına, bir deli rüzgarı derler. Efendim, fırında gibi dünya dolaşıyor. Bir şey arıyor. Aradığın da kaybettiğin hüviyeti. اَلْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ. Ricale, erkeklere kuvvet verdi. Hıfz-ı aman için, kadınlara kibarlık verdi. Her tarafa girip mıncıklanmak için değildir. Erkek işini erkek görecek. Kadın işini kadın görecek. İncil'de de bu yazılıdır. Meryem anamızla İsa Nebi bir değil. İkisi de kutsiyeti var. Lakin İsa Nebi'de olan heybet Meryem anamızda yoktu. O çocuğunu böyle tuttuğunu gösterirler. Yani İsa Nebi'dir. Ejderha gibidir. Öyle yavaş durduğuna bakma. Dünyaya tepse, dünyayı mihrakından oynatır. Ejderha gibi bevirir. Peygamber diyor, İsa Nebi öyle yavaş. Kuzu diyorlar, tuh! Utanmaz herifler. Hoca, bir arslana kuzu dersiniz. İsa Nebi, İsa gökyüzüne çekildi. Gökyüzünde kuzuyu keşif kebap mı yapacaklardı? Makamı orada. Reculiyet kemali var. Evlenmedi İsa. Hem bütün peygamberlerde erkek olmanın kemali vardı. Ya innehu min Süleyman, Süleyman peygamber, insücün titrerdi gücünden, kuvvetinden. Erkek de o. Belkıs yere düştü. Bir namesinden yere düştü. Şöyle İncil ehli Belkıs'ın hikayesini. Şöyle Tevrat ehli Süleyman peygamberin hissasını söyle. Bunlar hepsi kendi hüviyetlerini bilen kimselerdi. Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Rabbi mali şivahum. Sokaklarda koşturma. Ey Müslümanlar! Ey Rabbimiz! Bize ahir zaman peygamberini gönderdi. Ki bütün peygamberler de peygamberdir Efendimiz. Evvellerin ahirlerin seyidi olan Efendimiz Hazretleri. Tabi ol, ittedi'a sebile men enâbe ileyh. Benim yoluma yürüyen, hakkını veren kişiye tabi ol. Buna hepsi kaçık. Ne kadın kadınlığını biliyor, ne erkek erkekliğini biliyor. Hepsi şeytanın peşinde öyle koşturuyor. Kimliklerini unutmuşlar. İstirap budur. Top tüfekle dünya mamur olmaz. Din-i nasiha. Dünyayı ıslah eden
peygamberlerin nasihatıdır. Dinle ve yürü buyur ey Şah-ı Merdan. Maşallah. Maşallah. Erkek erkeğini bilsin. Kadın kendi hüviyetini bilsin. Kadını rezil ettiler sokaklarda. Şeytan. Kadın şerefi sokaklarda mıncıklanmak değildir. Kadın şerefi kendi hanesinde, sarayında, konağında konaklamaktır. Ey Rabbimiz, Sübhansın, Sultansın. Söyletiyor Cenab-ı Allah. İki cihan serveri, Efendimizin nasihatı, bütün peygamberlerin söyledikleri bu sözdür bu. Kuvvet ve azamet erkeğe verilir. Nezaket ve güzellik, cemal kadınlara verilmiş. Kadın kendi hüviyetini gözetecek, ayak altına atmayacak. Erkek kendi heybetini gözetecek. O vakit dünyayı şeytanın maskarası olmaktan kurtaracaklardır. Değilse şeytanın maskarası olurlar. Birbirleriyle cenkleşirler. O aslihu buna tebeylik. Aranızın ıslah ediniz. Allah yolunda yürü. Ey İncil ehli. Ey Tevrat ehli, hu diyelim. Ey Müslümanlar, cahilu fi sebilillah. Kime mücahede edin? Şeytana. Fel yukatil aduvvama. Katilu aduvvama. Fel yukatil aduvvallah ayettir. Allah'ın düşmanlarına göz açtırmayın. Şimdi Allah düşmanı dolmuş ortalık. Ebu Katil. Adaullah. Allah düşmanlarının arkasına düşün. Onların arkasına düşmezseniz çekeceğiniz var. Düşerseniz size tayin olunan şerefli hayat vardır. Hayatın tayyibe. Ey Rabbimiz, bize kudret sahibi, senin kudretini temsil edecek sultan gönder. Sultan olmayınca dünyanın nizamı nizam değildir. Bu kadar yetişir şimdi. Dinleyen kurtulur, dinlemeyen parçalanır, berbat olur, rezil rüsvay olur. Sokaklarda kadınlar, sokaklarda kadınlarını koşturup bağırtırmak Müslümanların şanı değildir. Ey Müslümanlar, aklınızı başınıza toplayın. Toplamazsanız kamçı geliyor. Kamçı geliyor. Kamçısızlığı terbiye eder. Allah bizi affeylesin. Fatiha. Maşallah. Ey Şah-ı Merdan. Yaradınız size hayran. Güzel ifade buyurdunuz. Etrafını cami ayarını mani derler. Tam yerinde olanı söylettiler. Söyledi mübarekler. Haktan şaşma. Şaşmış. Saptın mı? Bir saçma.
sana dokunur. Haktan şaşma. Hakkı söyle. Değilse çekeceğin iz var. Allah bizi ahir zaman nebisinin yolundan ayırmasın. Fatiha.